Engelsiz spor jenerik. Engelli sporcuların yaptığı spor dalları eşliğinde yazılar ekranda. Burada kaybeden yok. İnanılmaz zihin ve beden mücadelesi. Hayata sımsıkı tutunanların öyküsü. Günaydın sevgili seyirciler, Engelsiz Spor programına hoş sunucu geldiniz. Sunucu Cem Çınar Kaleönü'nde açılış anonsu yapıyor. Amputi Futbol Süper Ligi ile başlamak istiyoruz. Lider Genç Yeni Mahalle Engelliler Kayseri deplasmanında sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. İlk düdük geliyor maçın hakemi. Amputi Futbol maçından görüntüler. Mücadeleye konuk Ankara Genç Engelliler başladı. Zevkli ve çekişmeli bir mücadele bekliyoruz, umuyoruz. Takımlar da bunu ortaya koyacak, biz de bunu anlatma fırsatı bulacağız. Yine futbolla rehabilite olan isimler arasında dahil oluyor. Feyyaz uzaktan denedi şansını. Etem. Topa hakim oluyor. Okan. Pasını aktardı. Richard ceza sahası dışında. Richard fırsatını buldu. Şutunu çıkarttı ama çok etkili değil. Ferhat Aydoğdu. Topa hakim oluyor. Vuruş geldi. Az farkla out'a gidiyor. İsmail Dulda. 7 numaralı formasıyla Okan Şahiner girecek Ankara Genç Engellilerde. Bu arada seken top ağlarla buluşuyor. Francis golü buldu. Maçın 16. dakikasında Ankara Genç Engelliler 1-0 öne geçiyor ve sporcuların gol Ender sevinci. Dağcı'nın antrenör Ender Dağcı'nın 4 ay önce bir evladı oldu. Yaz isminde ona göndermede bulunuyor takım. İşte izlediniz, Richard Arthur Opendel ortası. İçeriye orta, kimse dokunamıyor. Oyun durmuşken. İşte golü tekrar izliyoruz farklı bir açıdan. Farklı açılarla ekranınıza yansıyan gol. İkinci 25 dakikaya ev sahibi Melik Gazi Belediye başlıyor. İsmail bıraktı Feyyaz'a. Feyyaz yerden pas, yeniden İsmail. İsmail kaleye baktı, vuruş direkten dönüyor. İşte bu pozisyonda İsmail kaleyi gördü. Top direkten oyun alanının dışına çıkıyor. Feyyaz yerden pası, vuruş geldi, top alır gidiyor. Yunus Dalmaz. Maçın 30. dakikası ve 1-1'lik eşitlik var. Kayseri, Argıncık İkinoğlu sahada, Melik Gazi Belediye beraberlik golünü buluyor. Yunus Dalmaz'la gelişine vuruşla Etem'i alıyor ve 1-1'lik beraberliği sağlıyor. Serdar'ın pası yeni bulmuyor. Francis kaleye baktı, vuruş geldi. Berhat. Kurtuluş bıraktı Francis'e. Duran. Richard. Francis. Richard. Richard gelişine vuruş, topu alır gidiyor. Maçın 38. dakikası, Richard Arthur Opendel takımını yeniden öne geçiriyor. Beraberlik golünden sonra baskıyı oldukça artırmıştı Ankara Genç Engelliler. Pasını aktardı Richard. Ona gelmeden araya giriyor Serdar. İsmail. Cesur. Yerden pası. Feyyaz. 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 Yunus. Yunus. Son çizgide. Cesur. Araya girdi Richard. Richard. Serdar'ı geçti. Richard gol pozisyonu. Top ağlara gidiyor. Feyyaz. Feyyaz kaleye baktı. Direkten dönüyor. Bayan hakemin kararına sporcuların itiraz görüntüleri. Maalesef Feyyaz'ın itirazları. Maça damga vuracak gibi.
Takım arkadaşları da yatıştıramadı. Ve bu pozisyonda Yunus Dalmaz faul bekledi. Sonrasında Feyyaz'ın itirazları ardı arda gelince kırmızı kartla cezalandırılıyor. İtirazlar bir türlü son bulmayınca Ender. Richard. Francis. Francis son çizgide. Francis. Oyun devam ediyor. Vuruş top ağları gidiyor. Maçın 50. dakikasında 4. gol geldi. İsmail. İsmail. Top hala anda. Pasını aktardı. Serdar ceza sahasında. Kurtuluş araya girdi. Francis. Okan. Francis. Yeniden Okan. Okan çalımı attı. Pasını aktardı. Biraz heyecan gelsin istedik. Sunucumuz sahada sporcularla röportaj yapıyor. Aynen. Bir sonraki hafta Ayvesli maçımız var. O i̇nşallah da canlı TRT'den yayınlanacak. Evet, onlar da inşallah en iyi şekilde. İkimizin de prensiplerinde mağlup olmamak var. Biz de mağlup olmamak için çıkacağız. Bir sonraki hafta da Kara Gücü'yle oynayacağız. İyi bir maç olacağını umuyorum. Bizim liderliğimize gidecek. Bizim şampiyonluğumuza son olacak bir maç umuyorum. Sakatlığımdan dolayı geçen hafta oynayamamıştım. Bu hafta iyileştim. Hocamızın takdiri tabii ki de. İyi hazırlanmıştık. Güzel mücadele oldu. Teşekkür ediyoruz. İstanbul Özürler, Ayvesli'nin 50 maçtır yenilmezlik ünvanına Ankara'da son verdi. Mekan açık alan futbol sahası. İkinci hafta mücadelesi sahada Ankara İl Mahalle Belediyesi Engeller Spor Kulübü İstanbul Özürler Spor Kulübü'nü konuk ediyor. Yeni Ampute Mahalle, futbol Engeller maçından Spor görüntüler. Kompleksindeki mücadele ilk vuruştan sonuç gelmedi. İstanbul Özürler atağı. Sağa bırakılan top, sert vuruş, harika bir gol. Serhat Çağlayan. Sporcuların gol sevinci. 4. dakikada İstanbul Özürlüler deplasmanda Yeni Mahalle Belediyesi karşısında 1-0 öne geçiyor. Tekrar izliyoruz. Serhat müthiş vuruyor uzak direğe. Görsel anlamda da çok güzel bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. Yeni Mahalle Belediyesi Rahmi ile hücumu geliştiriyor. Rahmi karşı karşıya pozisyon. Kaleci gole izin vermedi. Mert Yıldız golü engelliyor. Bir başka atak İstanbul Özürler adına, kaleci iki hamlede kontrol etti. İlk yarı 1-0. Konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlanıyor. İkinci yarıdan görüntüler. Rahmi kullandı serbest vuruşu. Kaleci Mert köşeden çıkartıyor bu topu. Ligde 50 maçtır kaybetmiyor Aybesk. İstanbul Özürler hücumu sert vuruş. Dışarıya gitti. Bu pozisyonda ikili mücadele, bir sakatlık söz konusu. Abdülsamet yerde kalıyor acı içerisinde. Sağlık görevlileri bu pozisyonda sahaya girdi ama Abdülsamet'in herhangi bir ciddi problemi yok, bunu da belirtelim. İstanbul Özürlüler savunmadan topu uzaklaştırıyor ve maç sona eriyor. 50 maçlık yenilmezlik serisine İstanbul Özürlüler Ankara'da son veriyor Aybesk'in. Maçın sonucu Aybesk 0, İstanbul Özürlüler 1. Aybesk takım olarak kazanmak için çıkmıştık. Maç sonrası sporcularla röportaj yapılıyor. Malum söz takımı genç ve güçlü oyunculardan oluşuyor. İyi oynadılar, ayaklarına sağlık. Her takım sahaya kazanmak için çıkarıp biz de o şekilde hazırlanmıştık ama maalesef maçı kazanamadık. İnşallah önümüzdeki maçlara bakacağız. Bütün Ampute futbol takımlarına başarılar dilerim. Kazandık, mutluyuz bu maçı. Almak için geldik zaten buraya. Biliyorduk. İyi oynadık, hırslandık. Yendik sonunda, devirdik. Yani abi, hiçbir takım yenilmez değildir. Bunu gösterdik biz burada. İstanbul Yeditepe Malatya deplasmanında 3 puanı 2 golle aldı. Malatya Bedensel Engeller Ampute Spor Kulübü, İstanbul Yeditepe Engeller Spor Kulübü mücadelesi. Malatya İnönü Üniversitesi Stadyumunda oynanıyor mücadele. Konuk ekip hücumu. Ceza sahası dışından vuruş, kaleci gole izin vermedi. Ömer Güleryüz. Bir başka atak, sert vuruş. Yine kaleci başarılı, Oktay Balbey vuruş yapan isimdi. Tekrar Oktay aldı. Savunma uzaklaştırıyor. Gazi sporcu Sedye ile ambulansa götürülüyor. Bir problem yaşadı. Kalp krizi geçirdiği öğrenildi fakat önemli bir şey yok. Tedavisi hemen Malatya Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Sağlığına kavuştu. Büyük geçmiş olsun dileklerimizi biz de iletiyoruz Gazi'ye.
Gazi Öztop maçın ilk yarısında bir kalp krizi problemi yaşadı. Küçük çaplı fakat maçtan görüntüler devam ediyor. Sağlıklı şekilde kurtuldu. Karşılaşmanın hakemi bu pozisyonda serbest vuruşu veriyor. Çaprazdan vuruş direkten döndü. Ömer Güler yüz. Ardından atak devam ediyor. Ceza sahası dışı bir sert müdahale daha. Serkan Bedel yerde kaldı. Bir serbest vuruş kararı daha var. Hüseyin Karaoğlan bu pozisyonda sarı kart gördü. Serbest vuruş paslaşarak kullanıldı. Uzaktan vuruş dışarıya gitti. Mehmet Altay şutu çeken isim. Mehmet. Sol tarafa bıraktı. Sert vuruş kaleci. Mehmet Taşer başarılı. Serkan bıraktı. Vuruş bir kez daha direğe takılıyor Ömer. Ömer. Çizgiye bıraktı. Serkan bir kez daha Ömer'i düşündü. Savunma girdi araya dediğimiz anda. Kanadyen'le müdahale kararı var. Yine çaprazdan sağ taraftan serbest vuruş kullanacak. Serkan kendisi vurdu. Topu ağlara gönderiyor. Sporcuların gol sevinci. 42. dakikada Yeditepe Engeller Spor Kulübü 1-0 öne geçiyor Malatya deplasmanında. Golün tekrar görüntüleri kaleci ekranda. Mehmet Taşer'in müdahalesi yeterli değil. Serkan Bedel'le 1-0 öne geçti Yeditepe. Bir başka atak. Yerden vuruş dar açıdan bu kez Oktay Yıldız sahnede. Skor 2-0 dakika 45. Üst üste ataklar sonunda golleri getiriyor. Skoru 2-0'a getiriyor. Yeditepe Engelliler deplasmandan 3 puanla dönmeyi başarıyor. 2-0'la Yeditepe Engelliler Spor Kulübü. Bu maçta kalp mekan açık alan. Cem Çınar anons yapıyor. Engelsiz spor programı olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Maç iyi sonrası başladı. Röportaj Gazi yapılıyor. Arkadaşımız, futbolcu atan arkadaşımız biraz rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Ramazan Kılıçkol zaten arkadaşımız bu hafta yoktu. Ona rağmen iyi mücadele ettik. Mağlup olduk 2-0. Karşı rakibi tebrik ediyorum. Galibiyetlerine maçtan gün yetişmek görüntüler istemiyorum. Eşliğinde röportaj devam ediyor. Ama hakem camiasına sesleniyorum. Bak Konya maçında güzel bir hakem vermişler. Yenilmemize rağmen ben tebrik ettim. Birebir dedim hocam güzel bir maç yönettiniz. Ama İleri iki haftalarda aynı böyle hakem yapılacaksa Malatya Ampute Futbol'un çıkıp sahada mücadele etmesinin bir anlamı yok. O zaman ligde çekilelim. Yani şartlanmışlarsa eğer hakem camiası, federasyon şartlanmışsa Malatya'yı düşürmek için. Söylesine biz takımı çekelim o zaman oynamazsın. Mertçe hakem verirsin, delikanlıca hakem verirsin. Teşekkür ederim. Ampute Futbol Cem Çınar, Süper Ligi'nde futbol sahasında Konya anons yapıyor. Doğru dizgin devam ediyor. Yeşil Beyazlılar Antalya deplasmanında sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. İki farklı takımın sporcuları hakemlerle ve birbirleriyle el sıkışıyor. Antalya Engeller Spor Kulübü, Konya Engeller Ampute Gücü Spor Kulübü mücadelesi görüntüler. Antalya Zeytinköy Ampute Futbol sahasında oynanıyor karşılaşma. Mavi formayla ev sahibi ekip Antalya'yı izliyoruz. Yeşil beyaz çubuklu formasıyla da Konya ekibi sahada. Çıkarken kaptırılan top. Uzaktan vuruş. Kalecide kaldı Ufuk. Bir başka atak. Ceza sahası içine doğru hareketlenen Collins'ti. Sonuç alamadı. Şimdi Collins kendisi gitti. Collins ve 1-0. Collins sporcuların gol sevinci ekranda. Topu ağlara gönderiyor. 1-0 öne geçiyor. 6. dakikada Konya Engeller Gücü. Collins Gianfi'nin golünü bir kez daha maç istedik. Görüntüleri devam beraberlik ediyor. Beraberlik arayışı. Antalya'da savunmanın arkasına bir pas, sonuç gelmiyor. Seyit bıraktı Richard. Richard'ın uzaktan vuruşu kalecide kaldı top. Serbest vuruş kullanılıyor. Taylan dışarıya gönderdi. Seyit bıraktı, Taylan şutu gönderdi kaleye. Taylan. Aykut Taylan'ın pası. Gol pozisyonundaki isim ve topu ağlara gönderen isim Collins Gianfi bir kez daha. Kendisini ve takımının ikinci golünü atıyor. Collins Gianfi. Taylan'ın asisti, skor 2-0 oldu. Konya deplasmanda rahatlıyor. Farkı azaltma çabası Antalya'da. Vuruştan sonuç gelmiyor Numan Bağcı. Serbest vuruş kullanıldı. Ceza sahası içindeki bu pozisyonda hakem elle oynamayı belirliyor. Ve karar penaltı.
İsmail Aydın karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda Taylan topu ağlara gönderiyor. Aykut Taylan ünlü. 25. dakikada skoru 3-0'a getiriyor Aykut Taylan ünlü. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıdayız. Serbest vuruşta bu kez İskender topun başında. İskender Özçalık çok sert vurdu. 3-1'e getirdi skoru. Dakika 35. İskender Özçalık'ın golü. Skor 3-1 oldu. Son bölümlerde karşılaşmanın hakemi bu pozisyonda avantaj uygulattı. Richard karşı karşıya ve gol geliyor. Çok güzel bir avantaj uygulaması gördük hakemden. Ardından da Richard topu ağlara gönderdi. 40. dakikada skor 4-1 oluyor. Collins yerde kaldı. Pozisyonda Fatih Gültekin'in müdahalesiyle sonrasında Richard golü attı. Maçta son bölümler. Kanadyen'le müdahale sarı kartı getiriyor. Ramazan Ardıç. Daha önce sarı kartı vardı. İkinci sarının ardından hakem düdükle birlikte sarı kart gösteriyor. Oyun dışında kalıyor. 49. dakikada Ramazan Ardıç. Mücadele 4-1 Konya Engeller Gücü'nün üstünlüğüyle hakem tamamlanıyor. Hakem bitiş düdüğünü çalıyor. Ligin ikinci maç haftası. Sonrası röportaj yapılıyor. Maalesef yakaladığımız pozisyonları gole çeviremeyince, mağlup başlayınca da amputa futbolda bu var. Oyuncular psikolojik olarak etkileniyorlar. Birinci yarıda rüzgarın aşırı etkisi maç de. Maç görüntüleri eşliğinde bozdu. Röportaj devam ediyor. Defasta işte stoper olarak görev verdiğim Haydar'ın bugün formunda olmaması rakibe avantaj sağladı. Konya'yı tebrik ediyorum. Temiz bir oyundu, güzel bir oyundu. İstediklerimizi yapamadık ama çalışmamıza devam edeceğiz. Antalya güçlü bir ekip, iyi oynayan ekip. Zaman zaman işte arada bir bağlantı kopuklukları oluyor. Bu da sahaya yansıyınca rakip de yakaladığı bir fırsatı gole çevirince biz yakaladık, atamadık. Onlar atınca avantajı lehine çevirdi. İnşallah bundan sonraki maçlarda daha iyi çalışacağız. Daha taktik ve teknik olarak oyuncuları biraz daha motive edeceğiz. Herhalde onu tahmin ediyorum. Öyle yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz çalışıyoruz. Yani Süper Lig'de gerçekten amatör futbol takımı içerisinde Antalya hak ettiği yerde değil. İki haftadır iyi oynuyoruz, kaybediyoruz. İnşallah bugün şeytanın bacağını kıracağız tabiri caizse. Ve inanıyorum ki bundan sonra önümüzdeki hafta da buradayız. Malatya gelecek. Arkasından Kayseri. O önümüzdeki iki maçta hedef 6 puan. Onu sağlarsak arkasında geleceğine inanıyorum. Antalya bedensel denge amatör futbol takımı Süper Lig'de hak ettiği yerde kalacağına inanıyorum. Ve bu yönde çalışmamıza devam edeceğiz. Hocam başarılar. Sonuçlar, mekan açık alan ve Cem Çınar anons yapıyor. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ampute Futbol Süper Ligi 2. hafta. Yeni Mahalle Belediye 0, İstanbul Özürlüler 1, Antalya Engelliler 1, Konya Engelliler Gücü 4, Kayseri Melikgazi Belediyesi 1, Ankara Genç Engelliler 4, Malatya Bedensel Engelliler 0, İstanbul Yeditepe 2. 2. hafta Ampute Futbol Süper Ligi. 1. Ankara Genç Engelliler 6 puan, 2. İstanbul Özürlüler 6 puan, 3. TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler 6 puan, 4. Konya Engelliler Gücü 6 puan, 5. İstanbul Yeditepe 3 puan, 6. Şahinbey Belediyesi 1 puan, 7. Yeni Mahalle Belediyesi 1 puan, 8. Antalya Engelliler 0 puan, 9. Kayseri Melikgazi Belediyesi 0 puan, 10. Malatya Bedensel Engelliler 0 puan. Haftanın 7'si. Sevgili seyirciler, sunucumuz Cem Çınar kale önünde anons var. Yapıyor. Az sonra izleyeceğiniz 5 golden bir tanesini seçip bize gönderirseniz ve o sizin seçtiğiniz gol haftanın golü seçilirse bizden bir eşofman takımı kazanabilirsiniz. Bol şanslar. Ampute Futbol haftanın golü yazdı. Bir Serhat, İstanbul Özürlüler. Kale çizgisinin dışından top 90'dan kaleye giriyor. Oktay İstanbul Yeditepe. Top yerden kaleyle buluşuyor.
3 Collins, Konya engelliler. Collins kale çizgisinden topu ağlara gönderiyor. Dirk Francis, Ankara genç engelliler. Orta çizgiden Francis'e atılan pas ve kafa atışıyla top ağlarda. Beş Richards, Ankara genç engelliler. Kale çizgisinden atılan top ağlarla buluşuyor. Haftanın golü e-mail adresi ampute@trt.net.tr yazdı. Mekan sırada açık alan. Bir portre Cem Çınar anons yapıyor. Bir portre bir hikaye kapar. Basketbol potasına sırayla basketbol topları atılıyor. Tekerlekli sandalye basketbol sporcularının antrenman görüntüleri. Mekan kapalı alan. Metin Bahçe kapalı röportajı ekranda. İşte 2007-21 Aralık'ta Çankırı'da askeri görevimi yaparken görev esnasında geçirdiğim bir kazadan dolayı işte görev malulü gazi oldum. Bu evreden sonra tabii kazadan sonra GATA'da belli bir süre tedavi gördük. Bir GATA'da tedaviden sonra bizim rehabilitasyon merkezine naklimiz oldu. Orada fizik tedavi görmek amacıyla. Tabii bu bir iki yılımız aldı bu fizik tedavi evresi. İşte herhangi bir gelişme olacak mı olmayacak mı? Tabii bütün aile bir bekleyiş içerisinde geçirdik o zamanı. Yine orada devam ederken tabii ondan sonra bizim basketbol takımıyla arkadaşlar vasıtasıyla tanıştım. İşte basketbol oynamak ister misin dediler. Tabii o zaman biz hani sivildeki yaşantımızdan dolayı da basketbol hakkında hiçbir bilgimiz yoktu. Yani tekerlekli sandalye basketbolu var mı yok mu bir fikrimiz yoktu. Haliyle gitti gördük. Yani biraz endişeyle de baksak da işte hadi bir gün gittik. Bir gün daha gelir misin dediler. Gittik bu kısa bir evrede bu basketbolu orada öğrenmeye çalıştık. Ondan sonra hocaların yardımıyla işte biz de ilgilendiler arkadaşların yardımıyla. Orada basketbol oynuyorum. Antrenman görüntüleri eşliğinde röportaj devam ediyor. Kulübünde basketbol oynuyoruz. Benim için basketbolla başlamak orada yani hayatımın kötü geçirdiğim bir evreden sonraki en büyük dönüm noktasıydı benim için spor ya da basketbol. Çünkü yani bir 25 yaşına kadar bir sağlıklı geldiğiniz hayatta 25 yaşından sonra işte engelli kalmak tabii bizim için biraz zor oldu. Çünkü buna alışmak hiç çevre olarak alışık değilsin bir kere. Yani bir tekerlek sandalyede insanın neler yapacağını ben dahil sülalede belki kimse bilmiyor. Hepimiz için büyük bir sıkıntı oldu bizim tekerlek sandalyeyle tanışmamız ama sonradan bunu biraz şansa dönüştürdük diyeyim kendi adıma. Çünkü işte basketbolla tanışmak biraz bu sıkıntılardan bizi biraz alıkoydu. Metin'in basketbol maçından görüntüleri. Tekerlekli sandalye basketbol oyuncularıyla röportaj yapılıyor. Metin'in arabasıyla parktan çıkış görüntüleri. Arkadaş, çok espritüel bir insan. Takımın neşe kaynağı, çok şakacı bir insan. Seviyorum yani kendisini.
Metin çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Yani ben 5-6 yıldan beri kendisini maç görüntüleri tanıyorum. Eşliğinde röportaj devam ediyor. Gayet karşı saygılı, antrenmanlarda hırslı, kendine özgüveni olan bir arkadaşımız. Bence milli takım seviyesinde oynayacak bir arkadaşımız diye düşünüyorum. Ama çok komik, esprili, yani daha doğrusu Karadeniz insan doğasında var herhalde bu. Kendisi çok esprili, yani eğlenceli bir kişiliktir. Metin'le tanışma hikayemizi anlatayım ister size. Burada fizik tedavi görüyordum. Ablam refakatçi mi benim. O şekilde burada el ele kafeteryası var. Orada oturuyorduk hep birlikte. Orada tanıştık. İşte orada birbirlerini sevmişler. Ondan sonra işte bundan bir sene önceye kadar evlendiler. Sonra bana dedi, gel Kayınço, senin de işte basketbolcu yapalım. Gel burada oyna. Sonra beni de buraya aldılar. Burada oynuyorum. Metin hayatla o kadar barışık bir insan ki yani gayet doğal, hiç sanki engelli değil, normal hayatını yaşıyormuş bir tarzda ve çok kısa sürede toparlamış. Ve basketboldaki gelişimi de çok çabuk oldu. Şu anda takımın maç görüntüleri eşliğinde röportaj devam ediyor. 2 senede ilk 5'te oynuyor. Ortalama 10 ile 15 sayı arasında sayısı var, bazen 20 sayısı var. Yani bunlar çok kolay işler değil. Ama Metin Bahçekapı diyorum, hedefi olan, hayatla ilgili başarılı olan, yeni evlendi, geçen sene düğünü oldu. Hayata bağlı çok değerli bir arkadaşımız. Bireysel anlamda sporla Metin ilgili Bahçekapı hedeflerim, röportajı devam ediyor. Basketbolla çok geç danışmama rağmen basketbolun yani bu kadar güzel bir spor olduğunu söyleyeyim. Yani belki de engelli kaldıktan sonra anladım. Spor şu anda belki de hayatımın %70'lik kısmı, belki de evime ayırdığım zamandan çok daha fazlasını spora da ayırıyorum. Burası gerçek. Spor benim hayatımda şu anda çok büyük bir yere sahip. Ne olabilir? Spordaki idealim ne olabilir? Henüz daha bir milli takıma gitmedim. Milli takıma gitmekte geç kalmış olduğumu da düşünmüyorum. Bir hedefimiz hala milli takıma gitmektir. Metin'in antrenman görüntüleri. Biz neye göre engelliyiz? Metin Bahçekapı'lı röportajı devam ediyor. Karşı koyamayacağımız bir olay gelmiş. Bundan sonra ne yapılabilir diye belki çok klişedir ama buna bakmak lazım. Çünkü biz her gün ne olacağız diye düşünmektense hadi bundan sonra ne yapabiliriz? Ne kadar hayata tutunabiliriz sonuçta? Yani ben Metin arabasına tekerlekli sandalyesini yerleştirmeye çalışıyor. Bugün bir olayın içerisinde aktif olarak kalsam da böyle kalacağım. Haliyle en iyisi bence bir fikir sahibi olmak. Yani böyle olduktan sonra bir olayın içerisinde, atıyorum bu spor olur, bu bir her türlü organizasyon olur. Bir organizasyonun içine kendini dahil etmek. Haliyle burada da ne çıkar ortaya? Yani eninde sonunda insan bir yere kendini bağlaması lazım. Bu sadece spor değil. Bir işe girip çalışabilir. Ne bileyim, yani kendi bir işi varsa onu devam ettirebilir. Bunun üzerine çok şey söylenebilir ama burada bence en püf nokta insan kendini düşünmekten alıkoyması. Yani bu ne oldum değil de bundan sonra ne yapacağım diye düşünmemiz lazım. Çünkü eğer ne oldum, ben böyle nasıl oldum, bu işin içinden nasıl çıkacağım derse daha çok sıkıntıya girer. Bir de onu oradan tutup çıkaracak çevresinde bir yardımcısı kesinlikle şart. Metin Kübra yazısı ekranda. Metin eşiyle birlikte fotoğraf albümüne bakıyor. Kübra Bahçekapılı ile röportaj yapılıyor. O zamanlar dershaneye gidiyordum ben, üniversiteye hazırlanıyordum. Öyle bir anda çıktım geldim, bindim otobüse, dedim hadi geleyim bir göreyim bakalım ne olur. Bir gün kaldım sadece. Bir günün sonunda orada işte Metin'le tanıştık, hemşeri
diye tanıştırdılar bizi oradaki tanıştığım kişiyle. O şekilde konuşarak arkadaşça devam etti. Bir müddet sonra artık hani ciddileşmeye başladı. Derken Kübra ve Metin'in evlendik. Görüntüleri eşliğinde röportaj devam ediyor. Hani engelli sandalyeyle. Önceden hani sandalye sürmeymiş, hani ne bileyim bir kaldırımdan çıkartmaymış, şuraya gitmeymiş, buraya gitmeymiş bilmiyorduk. Zamanla her şeyi öğrendik. Yani evlenince de benim için hani bu bir sıkıntı olmadı. Sonuçta ben 7-8 senelik bir sandalyeyle bir geçmişim olduğu için gayet de rahatım, yani o konudan da bir sıkıntı yaşamıyorum. Zaten sıkıntı yaşanılacak bir Kübra durum ve değil. Metin'in görüntüleri şu eşliğinde röportaj devam ediyor. Bunun üzerine neler daha koyabilirim, onun peşindeyim. Yani bundan sonra birçok şeyi de başaracağıma eminim. Çünkü yani bir insanlar kendilerini engelli olarak görebilir ama neye göre engellisin? Yani bunun da bir bilincini olmak lazım. Yani dışarıda toplum bize belki çok engelli, ha şöyle diye bakıyor ama sonuçta biz bu sandalyeyle yatıp uyumuyoruz yani. Bu sandalyeyle duş da almıyoruz. Haliyle bu sandalyeyi kendi yatağına yatıyorsun. Sandalye bir araçtır yani. Bizim bir yere sadece yürüyebilmek mi engellilik? Burada bir ayrım yapmak lazım. Benim için Metin'in hayat, dış mekan görüntüleri. Engelli olduktan sonra kötüye gitti mi diye sorarsanız hiç de gitmedi yani. Benim için önceki durumumdan hani ne oldu? Belki fiziksel anlamda bazı kayıplara uğradık ama onları da yani biz bazı şeylerle tolere edebildik. Sporla tolere edebildik. Evlendik tolere edebildik. Yani hayat artık bundan sonra da eskisi gibi eğlenceli benim için. Şimdi de engelli sporlarından derlediğimiz haber turu ekranlarınızda. Haber turu yazdı. Mekan basketbol Türkiye sahası. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun maçından Alanya'da görüntüler. Düzenlediği basketbol bölge şampiyonasına 49 takım katılıyor. Organizasyon Türkiye'de ilk kez Down sendromlu ve otistik sporcuları bir araya getiriyor. Hiçbir maddi sıkıntısı olmayan, bütün faaliyetlerin zamanında yapan, engellileri topluma kazandıran özel spor sporcular federasyon başkanı ve aynı sporcularıyla röportaj yapılıyor. Değişik iller görüyorlar, değişik arkadaşlar ediyorlar. Şampiyonada özel sporcuların kazanma kararlılığı ve azmi dikkat çekiyor. Biz burada şampiyon olmak için geldik. İnşallah pay alıp öyle dönmeyi tercih ediyoruz. Türkiye şampiyonasına katılmak istiyoruz. Yani kaldığımız otel 5 yıldızlı, havuz, her şeyi var. Vallahi güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz yani. Bir de milli takımı alsalar bizi vallahi iyi olacak da almıyorlar işte. Özel sporcuların sosyalleşmesini sağlamak ve yaşam becerisini geliştirmenin amaçlandığı bu tip organizasyonlarda sporcuların mutluluğu bu amaca ulaşıldığını gösteriyor. Sık sık yapılması lazım. Özellikle hem çocuklar anlamda hem de Türkiye anlamda kaynaşması lazımdı. Onun için yani daha iyi oldu. Mekan kapalı sporda alan yüzme engelleri havuzu. Kaldıralım projesi kapsamında Kayseri Gençlik Spor İmdürlüğü tarafından görme engellilere yüzme kursu veriliyor. Amacımız bütün ülkemizde görme engelli, bedensel engelli, zihinsel engellilerin bu tür havuzlarda faaliyetlere katılıp yüzme öğrenmeleri. Önce ayak vuruşlarını falan öğrettik. Suda kalmaya önce cesaret öğretiyoruz, yani cesaretli oluyorlar. Daha sonra yüzmeye yavaş yavaş başlıyoruz. Suda kalma çok önemli onlar için. Görmedikleri için çok korkuyorlar. Kursa görme engelli 25 kişi katılıyor. Engelli kardeşlerimizle birlikte yüzme kursuna katıldık. Elimizden geldiği kadar bu yüzme sporunu öğrenmeye çalışıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Engellerimizi aşmak için de ilk yapacağımız şey insanları çok sevmek olmak diye düşünüyorum. İnsanları da çok seviyoruz. Hafta sonları düzenlenen kursun yıl boyu devam ettirilmesi planlanıyor. Haber turu yazdı. Mekan kapalı alan yüzme havuzu. Yarışmadan görüntüler. Yüzme şampiyonası Gaziantep'te yapıldı. Yaklaşık 90 görme engelli sporcunun katıldığı yüzme şampiyonasında Hollanda'da yapılacak yarışmalar için de milli takım seçmeleri yapıldı. 30 ilden gelen görme engelliler spor kulüplerinin katıldığı 100 metre ve 400 metre bayanlar ve erkekler, Türkiye şampiyonasına katılan görme engelli yüzücülere, antrenörleri kulvarlarda ellerindeki sopalarla yardımcı oldu. Bazı görme engelli yüzücülere kulvarın sonuna gelindiğini anlaması amacıyla antrenörler ellerindeki sopalarla sırtlarına dokunarak, uyarıda bulunarak yardımcı olmaya çalıştı. Şampiyonaya katılan görme engelli bir sporcuysa, 5 yıldır spor yapıyorum, yüzmeyi 4 yıldır yapıyorum, önceden judo yapıyordum.
Hayır, görme engelli olmam spora engel değil, dedi. İnsan isterse yani yapabiliyor. Madalya töreni ekranda. İki gün süren yarışlar sonunda dereceye giren görme engelli yüzücülere madalyaları da Türkiye Engeller Federasyonu Başkanı Yusuf Çelebi tarafından verildi. Haber turu yazdı. Mekan kapalı alan. Basın toplantısından artık görüntüler. Artık ampute futbolunun da bir sponsoru var. Taşyapı İnşaat, ampute futbol milli takımları ana sponsoru eşliğinde ve ampute röportaj futbol yapılıyor. Bir yıllık isim sponsoru oldu. İstanbul'da gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Demirhan Şerefan, Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Bingöl ve Taşyapı Yönetim Kurulu Üyesi Ece Turanlı katıldı. Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Demirhan Şerefan, sponsorluk anlaşması ve ligin amaçları hakkında TRT mikrofonlarına konuştu. Oynama hissini, zevkini daha çok artıracağı inancındayım bu sponsorluk anlaşmasının. Arkadaşlarımızı daha çok motive edeceği inancındayım. Gerçekten o sahaya çıktıklarında aslında biz engelli arkadaşlarımızı seyrediyoruz ama onlar kendilerini artık o saha içinde oyun esnasında engelli olarak görmüyorlar. Onlar ampute futbolcu olarak futbol kendilerini maçı görüyorlar. Eşliğinde röportaj yapılıyor. Kendilerini görüyorlar. Ne bileyim işte bir Arda Turan'dan farklı görmüyorlar. Bir Emre Belözoğlu'ndan farklı görmüyorlar. İnanın gerçekten böyle. Ve bu duyguları hissediyorlar. Hele ki milli takım mensubu sporcularımız başarıdan başarıya koştuğunda, İstiklal Marşımızı çaldırdığında, Türk bayrağını dalgalandırdığında çok daha fazla haz alıyor. Taşyapı Yönetim Kurulu Üyesi Ece Turanlı da anlaşmanın öneminden bahsetti. Ampute futbolu demek aslında yetmiyor burada bahsettiğim şey. Çok yakın zamanda bir şampiyonluk kazanmış. Avrupa'da, dünyada gerçekten Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmiş bir milli takımdan bahsediyoruz burada. Tabii bizim de en büyük görevimiz diye düşünüyoruz. Destek vermek, yanlarında olmak. Bize çok onur ve gurur veriyor aynı zamanda bu. Haber turu yazdı. Mekan kapalı engelli alan, olmak milli spora sporcuların engel halter kaldırma görüntüleri. Direklerindeki kuvvet halter kaldırmaya yetiyor. Dünya halter şampiyonasını ikinci kez ev sahipliği yapıyoruz. İlki 2010 yılında Kahramanmaraş'ta şampiyonadan görüntüler eşliğinde röportaj yapılıyor. Halter sporuna rekor düzeyde sporcu katılmıştı. Ancak bugün itibariyle haltere Türkiye dahil 8 ülke katılıyor. 80 civarında sporcuyla şu anda organizasyon gerçekleşiyor. Championships. 12. Dünya Halter ve 1. Avrupa Şampiyonası'nı Türkiye'de yapmaktan son derece mutluyum. Her şey çok güzel. Organizasyon, çalışanlar, her şey mükemmel. Dünyadan 80 sporcu katılıyor. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şampiyonanın ilk gününde kadın sporcular mücadele etti. İstediğim derecelerimi yapabiliyorum. Yani kampta yaptığım dereceleri yapabiliyorum. Şu an altın gözükmüyor gibi ama gümüş, büyük ihtimalle gümüş olacak. Olsun, biz gene ülkemize bir madalya getirelim, o da yeter bana. 2007'den bu yana dünya şampiyonalarına ve dünya oyunlarına katılıyorum. Şampiyonadan görüntüler eşliğinde röportaj devam ediyor. Şu anda da ikinciliğe oynuyorum. 16 sporcudan oluşan Türk milli takımı şampiyonadan umutlu. En iyi şekilde hazırlandık. Aynı zamanda buradaki yapılan dereceler Kore'de yapılacak olan dünya engeller şampiyonasının ön elemesi şeklinde olacaktır. Bayanlarımızın şu andaki durumu iyi. İlk üçü için mücadele ediyoruz ama ilk üçten ikiye doğru bir yanaşmamız var şu anda. İyi durumda gidiyoruz. En iyi şekilde de bire doğru saldıracağız. Haber turu yazdı. Mekan kapalı alan. Görme engelliler halter şampiyonasına katılan ve derece alan sporcuları Çankaya Belediye Başkanı mekanında ağırlıyor. Tebrik ediyorum. Tebrikler, kutluyorum. Ben de tekrar hoş geldiniz diyorum. Gerçekten bizler açısından, hem Çankaya Belediyesi açısından, hem bütün Türkiye açısından gerçekten gurur kaynağımız oldunuz. Edindiğiniz bu şampiyonluklar bizim Türkiye açısından her zaman ihtiyacımız olan, göğsümüzü kabartan şampiyonluklar. Ben sizleri tebrik ediyorum. Ülkemize, milletimize bu gururu yaşattığınız için, bizlere bu mutluluğu yaşattığınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Tabii Çankaya Belediyesi olarak ayrıca gururluyuz. Sizlere kulüp olarak bu başarının altında imzamızın olması bizim için çok daha önemli ve anlamlı. Desteğimiz bugün
ne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Her zaman birlikte olacağız, el ele olacağız, omuz omuza olacağız. Ve sizlerin ülkemize bu gururu yaşatmanız için elimizden gelen her türlü desteği de vereceğiz. Çankaya Belediyesi Görme Engelleri Spor Kulübü Başkanıyım. Milli takımlarımızın üçte birini Çankaya Belediyesi sporcuları teşkil ediyor. 30 milli sporcumuz var. Tabii başarı insana destek geldikten sonra başarının gelme şansı daha fazla oluyor. Bu anlamda Çankaya Belediyesi Başkanımız Sayın Alper Taşdelen'e, çalışanlarına, tüm emekçilerine teşekkür ediyorum. Başarı varsa Çankaya Belediyesi'nin başkanlığının ve çalışanlarının başarısıdır. Biz sadece hizmet etmeye çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum. Bir engelsiz mekan, spor programının alan. Daha sonuna geldik. Gelecek hafta yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Engelsiz spor jenerik. Engelli sporcuların yaptığı spor dalları eşliğinde yazılar ekranda. Burada kaybeden yok. İnanılmaz zihin ve beden mücadelesi. Hayata sımsıkı tutunanların öyküsü. Yapım Cem Çınar, hazırlayanlar Dilek Kalkan, Ayberk İlhan, kurgu Tufan Akyürek, kurgu asistanı Ahmet Mert Koçtürk. Bu programın işaret dili ve betimleyici anlatımı Sen Medya tarafından yapılmıştır. TRT 2014 Engelsiz Spor.